Biliyorsunuz geçtiğimiz dönemde döviz alan vatandaşların bir tek vatan hainliği ilan edilmemişti. Evet, eğer döviz alıyorsanız büyük bir suç işliyorsunuz intibağı yaratılıyordu. Hem de devletin en üst kademesinden kesinlikle döviz almayın, gidin paranızı Türk lirasını yatırın diyen bir ekonomi yönetimi vardı karşımızda. Bu sene Temmuz ayına kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın iç borçlanmasına baktığımızda gördük ki esas alıcı meğer vatan değil, hazinenin ta kendisiymiş arkadaşlar. 2018 yılının sonunda iç borçlanmada döviz borçlarının payı %0.2 iken bugün iç borçlanmada döviz borçlarının payı %21 seviyesine yükselmiş durumda. Ve bundan sonraki süreçte de dövizin yükselişi kırılganlıklarla devam edecek arkadaşlar. Kim ne derse desin. Neden mi? İşte nedenlerini tam da bu videoda sizlerle paylaşıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. 2001 yılı ile 1990 yılı arasında kamu çok ciddi manada iç borçlanmada döviz kullanmaya başlıyor. Daha öncesinde sıfıra yakın. 1990 ile 2001 arasına bakıldığında iç borçlanma Türk lirasıyla yapılamadığı için enflasyonist baskılardan ve kırılganlıklardan ve krizlerden dolayı kurumlar Türk lirasına güvenmediği için borçlanmayı kamuyla sadece döviz üzerinden yapmaya başlıyorlar arkadaşlar. Ve bunun sonrasında da 1990 ile 2001 arasında iç borçlanmada döviz payı %35 seviyesine kadar çıkıyor. Yani kamunun iç borçlanmasının 1/3'ü neredeyse döviz cinsinden olmaya başlıyor. 2001 yılına gelindiğinde artık sürdürülemiyor. Sürdürülemediği için de bir krizle karşı karşıya kalınıyor. O nedenle 2001 yılında büyük bir devalüasyon yaşanmıştı. Hatırlamanızı özellikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Sonrasında kamu yine iç borçlanmayı Türk lirası karşılığında yapmaya başlamıştı. Kur da uzun bir süre stabil ilerlediği için faiz oranları da enflasyonun üzerinde kalmayı başardığı için Türk lirası ile borçlanmayı devam ettirebilmişti. Ama bugün faiz oranları enflasyonun çok ciddi manada altında kaldığı için insanlar, kurumlar ya da bankalar fark etmez Türk lirası olarak kamuya borç vermek istemiyorlar. 2 artı 2 eşittir 4. Devlet dış borç bulamadığı gibi açtığı ihaleler karşılık bulamayınca Türk lirası cinsinden ne yapıyor arkadaşlar? Döviz cinsi borçlanmaya çalışıyor. Döviz cinsi borçlanmaya da kimse hayır demiyor. Bugün eğer ki alacağınız kesinse siz de borç verirken büyük ihtimalle Türk lirası borç vermek yerine döviz cinsinden borç vermeyi tercih edersiniz. Çünkü yarın öbür gün ciddi bir kırılganlık olduğunda, önemli bir devalüasyonla karşı karşıya kalındığında en azından verdiğiniz miktardaki borcu verdiğiniz miktarda alma şansına sahip olacaksınız. Türk lirası olarak verirseniz ve sonradan da Türk lirası olarak alırsanız arada devalüasyonist bir ortam yaşandıysa paranız yarı yarıya değer kaybedecektir. Bunun için de böyle bir riski almak istemezsiniz. Yüksek faiz ortamında bile istemezsiniz. Devlet Türk lirası cinsinden artık borçlanamıyor. Çünkü Türkiye'nin kırılganlıkları çok ciddi manada. Ekonomik kırılganlıkları, siyasi kırılganlıkları, uluslararası politikadaki kırılganlıkları ekonomi üzerindeki baskıyı arttırıyor. Bu nedenle de devlet Merkez Bankası'nın eksi olan rezervlerini toparlayabilmek adına döviz cinsi borçlanıyor. Döviz cinsi borçlanarak yine Merkez Bankası'na, Merkez Bankası'ndan kamu bankalarına göndererek döviz üzerindeki baskıyı devam ettirmeye çalışıyordu. Evet, çalışıyordu. Ama gördü ki bu işin sonu yok. Merkez Bankası'nın rezervlerini tükettik. Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesini tükettik. Bugüne kadar yaptığımız swap anlaşmalarının da sonuna geldik. Artık kimsenin bizimle dolar TL swap'ı yapmaya yanaşmadığını gördük. Özellikle Londra piyasasında. Dış borç da bulamıyoruz. Bizim bu döviz rezervlerini bir şekilde yerine koymamız lazım. Neredeyse bankaların zorunlu karşılıklarını bile çünkü dövizi baskılayabilmek adına kullandık. Böyle bir durumda da ne yapıyoruz? İç borçlanmaya, döviz cinsinden gitmeye başlıyoruz. Olağanüstü ihaleler de açıyoruz. Yani plan dışı ihalelere de yönlenmeye başladı gördüğüm kadarıyla hazine. Bugüne kadar milleti döviz aldığı için suçlayanlar, neredeyse vatan haini ilan edenler gördüğünüz gibi
yılın başından beri piyasadan dövizle borçlanmışlar. Evet arkadaşlar, yılın başından beri piyasadan korkunç bir döviz borçlanmasına gitmişler ve yılın yarısına geldiğimizde Temmuz ayı itibariyle net 32 milyar dolarlık bir borcu var Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın. Ağustos'ta alınan 3 milyarı eklediğimizde 35 milyara çıkıyoruz zaten. Dolayısıyla arkadaşlar bu saatten sonra kimse çıkıp da döviz almak vatan hainliğidir, döviz bundan sonraki süreçte bizim kontrolümüz altında, dövizle ilgili bir sıkıntımız yok falan diyemez demesin. Vatandaş da bundan sonraki süreçte kendisini korumaya, kollamaya devam edecektir. Elbette ki bu koşullar içerisinde kamu bile dövizle borçlanırken vatandaş da tasarruflarını ister istemez döviz cinsinden yapmaya devam edecektir. Çünkü 2001'deki gibi büyük bir krize doğru hızlı adımlarla ilerleniyor. Bu çok net bir şekilde görülüyor. Şu anda ekonomik krizde değil miyiz diyenlere cevabım her zaman olduğu gibi, hayır arkadaşlar, ekonomik bir krizde değiliz. Çok ciddi bir resesyonda, stagflasyonda, hatta belki de stamplasyondayız. Ama hala net bir ekonomik krize girilmiş değil. Ne zaman girilecek? Ciddi bir kur şoku yaşandığında, dış borçlar, iç borçlar döndürülememeye başlandığında, arka arkaya faiz arttırımlarına gidilmek zorunda kalındığında, piyasa kilitlendiğinde işte biz ekonomik kriz yaşadık, yaşıyoruz diyeceğiz. Hazinenin İç borçlanmadaki bu tablosu, yani döviz cinsi borçların tüm iç borçlara oranının %21 seviyesine gelmiş olması, Ağustos ayında yapılacak borçlanmalarla birlikte %25'lerin üzerine çıkacak olması bize şunu çok net bir şekilde gösteriyor: Türkiye ne yazık ki büyük bir ekonomik krize, büyük bir finansal krize doğru ilerliyor. Bir sabah uyandığımızda ciddi bir devalüasyonist etkiyle karşı karşıya kalacağız. 13, 14, 15 lira seviyelerinde bir dolar kuru karşımıza çıkacak. Dünyada farklı riskler yok mu? Onları da paylaşalım sizlerle. Amerika ile Çin arasında faz 1 anlaşması gerçekleşti. Hani ticaret anlaşmalarının birinci fazı ile ilgili anlaşma yapıldı. Çok olumlu bir gelişme gibi görünüyor. Peki piyasalar bunu çok mu olumlu karşıladı? Hayır. O kadar çok faz 1, faz 2, faz 3, faz 5, faz 20 anlaşmaları yapılıp bozuldu ki Amerika ile Çin arasında, artık bunlar inandırıcı bulunmuyor. Açıkçası bu yapılan faz 1 anlaşmasının devamı gelir mi gelmez mi şüpheliyim. Bu anlaşmanın ne zaman bozulacağı konusunda da çok şüpheliyim. Her an bu anlaşma tekrar bozulabilir ve Amerika ile Çin yine boğaz boğaza gelebilir. Öyle bir durumda da piyasaların kırılganlığı daha da artacaktır. Bakan Dönmez diyor ki doğalgazı bulduktan sonra çıkarmasını da biliriz. 16 yıldır niye çıkartmadınız o zaman? 2004 yılında da aynı bölgede, aynı noktada çok ciddi rezervlerin bulunduğu AK Parti hükümeti tarafından ve o dönemin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü tarafından açıklanmış olmasına rağmen, 2005 yılında bu doğalgazın karaya ulaştırılacağı haberi yayılmış olmasına rağmen üstünden 16 yıl geçti. Bırakın Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak, Türkiye'nin ihtiyacının %1'ini karşılayacak bir doğalgaz bile çıkarılmadı. Madem öyle diyorsunuz, çıkartın. Biz de eyvallah diyelim ve alkışlayalım. Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak kadar madem doğalgaz var ve siz bu doğalgazı çok hızlı bir şekilde çıkartacağınızı iddia ediyorsunuz, o zaman artık 16 senedir yapıldığı gibi konuşmayı bırakın, çıkartın. Öbür taraftan çıkarttığınız bu doğalgaz da sahiden vatandaşa bir refah seviyesi olarak ulaşacak mı? Bunu da açıklayın. Vatandaş bunu çok uyguna kullanacak mı? Almanya'da iş güveni endeksi beklentilerin hafif üzerinde geldi. Güzel bir haber. Umarım devam eder. Ama Eylül ayı itibariyle ikinci dalga etkisi çok daha net bir şekilde görülecek gibi. Biliyorsunuz Almanya'da zaten şunu açıklamıştı: İkinci dalga göstere göstere geliyor demişti. Bununla ilgili de ekonomisini kapatma hazırlığında olduğunu ifade etmişti. Bu da risklerin artması, altına olan ve dolara olan talebin de artması anlamına geliyor. Almanya'nın ekonomisi ikinci çeyrekte %9.7 daraldı.
Üçüncü çeyrekte bir miktar rahatlayabilir ama beklendiği kadar yükselmeyecektir. Bu da risklerin hala çok yoğun olduğunu bize gösteriyor. Bakın Avrupa ekonomisi, dünya ekonomisinde de çok ciddi baskıların olduğunu gösteren rakamsal verileri sizlerle paylaştım. Doğu Akdeniz'de ortamın gerilmesi de ayrı bir riski işaret ediyor. Avrupa ile, Yunanistan ile, Amerika ile, hatta Rusya ile gerilen bir Türkiye profili var. Bakalım bu işin sonu ne olacak? Hepimiz takip etmeye devam edeceğiz. Pandemi riskinin yanında çok önemli bir risk olarak karşımızda olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Commerzbank Karadeniz'deki doğalgaz buluşu Türk lirasının değer kaybını önleyemeyecektir dedi. Ben de bu görüşe katılıyorum. Doğalgaz bulunmuş olabilir. Türkiye'nin acil sıkıntılarını gidermeyecek orada bulunan doğalgaz. Biz acil sorunlarımızla yarın öbür gün yüzleşmek zorunda kalacağız. Onun için bir şeylerin üstünü örtmek yerine bir an önce bu sorunlara çözüm bulunması gerekiyor. Venezuela'dan peynirimiz geliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Türkiye'de beyaz peynir, kaşar peynir, lor peyniri, otlu peynir gibi 100 çeşit peynir yokmuşçasına Venezuela'dan hala ithalat yapma peşindeyiz. Biz ithal odaklı bir ekonomiden vazgeçin dedikçe her şeyimizi ithal etmeye devam ediyoruz. Sıfır vergiyle getirme peşindeyiz. Kim getiriyor? Kimin adamı? Niye Venezuela'dan peynir getiriliyor? Apayrı bir soru işareti. Bu kafa devam ettiği sürece, ithalatçı bakış açısı devam ettiği sürece Türkiye krizlerle uğraşmaya müstahaktır. Her kur yükselişinde yepyeni krizler kapımızı çalacak. Bunun da sebebi bu ülkenin ithal odaklı bir ülke haline getirilmiş olması. Emin olun bu işin kaymağını yiyen bir kesim var. Türkiye batarsa batsın, çıkarsa çıksın hiç umurlarında değil. Türkiye'nin %99'u fakirleşirken bu %1'lik kesim bana bir şey olmasın da kime ne olursa olsun bakış açısıyla hayatımızı karartmaya devam ediyor arkadaşlar. Hadi gelin biraz da rakamlara bakalım. 110 bin seviyesinin üzerinde durmaya çalışan bir borsa. Çok zor işi. Borsanın bu seviyelerde kalması neredeyse imkansız. 7.39'un üzerinde 7.40'ı artık çok böyle ilmek ilmek işleyerek zorlayan bir dolar kuru var. Büyük ihtimalle 7.40 kırılacak. Hacimli bir şekilde 7.80'e ilerleyen bir dolar kuru göreceğiz. Euro 8.70'in üzerinde, doların 7.80'e gittiği süreçte euro da 9.30-9.50 aralığında bir yer bulacak. Euro dolar paritesi 1.18'in üzerinde kalmaya çalışıyor ama işi çok zor. 1.18'in üzerinde tutunamadığı sürece ilk hedef 1.17 olacaktır. 1.17 aşağıya doğru kırıldığı an itibariyle önce 1.15, sonra 1.12, sonrasında 1.08'e kadar giden bir euro dolar paritesi görürüz. Altın nonsu 1920-1930 aralığında gidiyor. Altın aşağıya gidecekmiş imajı yaratılmaya çalışılıyor. İşte aşı bulundu, Dünya Sağlık Örgütü aşıyla ilgili açıklamalar yaptı vesaire gibi bir ortamla altın geri çekilecek gibi bir imaj yaratılıyor. Dünyanın tek problemi pandemi değil artık. En önemli problemlerinden birisi pandemi, kabul ediyorum ama onun yanında bir yeni jeopolitik ve ekonomik risk var artık. Pandeminin açtığı yaralar sarılmış falan değil, ekonomik riskler iyice büyüdü. Bugünlerde yaşanan bu hareketler altının yukarıya çıkmak için güç toplaması dışında hiçbir şey ifade etmiyor benim açımdan. Kısa bir zaman içerisinde 1980, sonrasında 2000, hafif dalgalanmalar ve sonrasında bir daha 2000 doların altı görülmeyecek. Önce 2300, sonra 2500'e giden bir altın ons değeri göreceğiz. Riskler arttıkça, pandemi etkisi iyiden iyiye görüldükçe, ülkeler arasındaki gerilimler arttıkça da altının yükselişi çok daha agresifleşecek. Belki 4000-5000 dolar seviyelerindeki altın onslarını göreceğiz. Kimse bu seviyeleri kalıcı olarak falan düşünmesin. Altının geriye geleceğini hiç düşünmesin. Dolar 7.80'e gittiğinde, altının onsu tekrar 2000'in üzerine çıktığında da biz 530 ile 580 arasında değişen bir gram altın fiyatı göreceğiz. Altın düşecek, o olacak, bu olacak konuşmaları tevatürden başka bir şey değildir. Kimse kusura bakmasın. Uzun vadeli baktığınız sürece, günlük işlem yapmadığınız sürece, kaldıraçlı işlemlerden uzak durduğunuz sürece, kredili işlemler yapmadığınız sürece altında uzun ve orta vadede kazanmaya devam edeceksiniz. Dolarda da kısa vadede de, orta vadede de, uzun vadede de
yükselişler devam edecek. Doların yükselip yükselmeyeceğini konuşmuyoruz artık. Doların nasıl yükseleceğini konuşuyoruz. Devalüasyonist etkiyle mi, kademeli mi yükselecek? Asıl soru bu. Kamunun iç borçlanmasındaki döviz payının bu kadar artması da çok net bir şekilde ortaya koyuyor ki dövizde artık devalüasyonist etkiler görmeye başlayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz size yakın zamanda demiştim, bundan sonra altılı seviyeler görülmeyecek diye. Nitekim görülmüyor da bundan sonraki süreçte kademeli yükselişler de büyük bir başarı sayılacak. Çünkü devalüasyonist etki hemen kapımızın dibinde. Yapılacak en ufak hata doların bir anda kırılmasını ve bir sabah ansızın 14 liralara gelmesini beraberinde getirebilir. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın, sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşayım. Diğer taraftan eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.